Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bizlere 1400 yıl öncesinden günümüzdeki bilimsel tekniklere ışık tuttuğunu biliyor muydunuz? Anne karnındaki doğacak bebekten insan psikolojisine, dünyamızla alakalı birçok bilgiyi Kur'an bizlere çok öncelerden söyledi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed döneminde bunu yorumlamak oldukça zordu tabi. Bu ayetlerin bilimsel taraflılığı ancak günümüzde açıklanabiliyor. Şimdi hadi gelin o ayetleri birlikte inceleyelim. Andolsun biz peygamberlerimizi açık kanıtlarla gönderdik. Beraberlerinde kitap ve adalet terazisini de indirdik ki insanlar hakkaniyete uygun davransınlar. Bir de demiri indirdik ki onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır. Böylece Allah görmeden iman ederek kendisine ve peygamberlerine yardım edecekleri ortaya çıkaracaktır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Hadid suresi 25. ayet. Ayette demir için özel olarak kullanılan indirme kelimesi mecazi olarak insanların hizmetine verilme anlamında düşünülebilir. Fakat kelimenin gökten fiziksel olarak indirme şeklindeki gerçek anlamı dikkate alındığında ayetin çok önemli bir bilimsel mucize içerdiği görülmekte. Evrende ağır metaller büyük yıldızların çekirdeklerinde üretilir. Güneş sistemimiz ise demir elementini kendi bünyesinde üretebilecek bir yapıya sahip değildir. Demir ancak güneşten çok daha büyük yıldızlarda birkaç yüz milyon dereceye varan sıcaklıklarda oluşabilmektedir. Nova veya süpernova olarak adlandırılan bu yıldızlardaki demir miktarı belli bir oranı geçince artık yıldız bunu taşıyamaz ve patlar. Bu patlama sonucu içinde demir bulunan gök taşları uzaya dağılır ve bir gök cisminin çekimine yakalanıp çarpana kadar boşlukta dolaşır. Tüm bunlardan anlaşılacağı gibi demir madeni dünyada oluşmamış, gök taşları vasıtasıyla süpernovalardan taşınarak aynen ayette bildirildiği şekilde dünyaya indirilmiştir. Bilginin Kur'an'ın indirilmiş olduğu 7. yüzyılda bilimsel olarak tespit edilemeyeceği ise açıktır. Bunun yanı sıra demirden bahsedilen Hadid suresi 25. ayeti oldukça ilginç iki matematiksel şifre içermektedir. El-Hadid Kur'an'ın 57. suresidir. El-Hadid kelimesinin Arapçadaki sayısal değeri yani ebcedi, ebced geleneksel Arap alfabesinin eski sıralanışından ilk 4 harfinin okunuşlarıyla türetilmiş bir sözcüktür. El-Hadid kelimesinin Arapçadaki sayısal değeri yani ebcedi hesaplandığında karşımıza çıkan rakam da aynıdır. 57 sadece hadid kelimesinin sayısal değeri 26'dır. 26 sayısı ise demirin atom numarasıdır. Ve gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise bunun delillerinden yüz çeviriyorlar. Enbiya suresi 32. ayet. Atmosfer veya hava küre, dünyanın kütle çekimi ile gezegenin çevresini sarmalayan gaz tabakası, yaklaşık %78'i azot, %21'i oksijen, %0.93'ü argon, %1'i su buharı ve kalan kısmı diğer bazı gazların karışımından oluşmuştur. Bu gaz karışımına genel olarak hava adı verilir. Atmosfer dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşü nedeniyle kutuplarda ince, ekvatorda geniştir. Atmosfer, mor ötesi güneş ışınımını emmek ve gece ve gündüz sıcaklıklarını dengelemek suretiyle dünyadaki yaşamı korur. Dünya atmosferi şeffaf olmasına rağmen mükemmel bir zırh işlevi görür. Ayrıca güneşten gelen tüm zararlı ışınları süzen yapısı dünyada yaşamın sürmesinin yegane sebeplerinden birisidir. Uzayda ısının -270 dereceleri bulduğunu düşünürsek atmosferin bu ayette geçen anlamıyla dünyayı nasıl koruduğunu tekrar görmüş oluruz. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? O akıtılan bir meniden bir nutfe, hakir bir damla sudan süzülmüş bir hülasa değil miydi? Kıyamet suresi 29. ve 35. ayetleri. Bu ayette o dönemde ulaşılması imkansız bir bilgiye rastlıyoruz. Başlangıçta insanın meninin içindeki bir damla olduğu ifade edilen bu ayette geçen damla kelimesinin Arapça karşılığı nutfe kelimesi bir kova boşaltılınca dibinde kalan sıvıyı ifade içinde kullanılır. Bu kelime insanın meninin hepsinden değil, meninin içindeki bir parçadan yani spermden yaratıldığına işaret etmektedir. İki denizi birbirine salıveren de odu. İşte şu susuzluğu gideren tatlı bir su, diğeri de tuzlu ve acı bir sudur. Aralarına ise Allah, birbirlerinin sınırlarını aşmaktan alıkoyan bir engel koymuştur. Furkan suresi 53. ayet. Ayette ifade buyurulduğu gibi, kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ın yasaları uyarınca tatlı sular ve ırmaklar denizlere akmakta.
Bununla birlikte günümüzde deniz araştırmalarının açıkça kanıtlandığı üzere bazı denizlerde tatlı su ile tuzlu suyun karışmadığı görülmekte. Ayetteki ifadeyle bu iki su kütlesinin arasında bir engel, aşılmaz bir perde bulunmakta. Bilimin bu yeni keşfinin Kur'an tarafından 1400 yıl önce çok açık ifadelerle ortaya konması Kur'an'ın açık bir mucizesi olarak değerlendirilir. Denizaltı araştırmaları ile ünlü Fransız deniz bilimci Kaptan Jugues denizlerdeki su engelleri ile ilgili yaptığı araştırmaların sonucunu şöyle anlatmaktadır. Bazı araştırmacıların farklı deniz kütlelerini birbirlerinden ayıran engellerin bulunduğuna dair ileri sürdükleri görüşleri inceliyorduk. Çalışmalar sonucunda gördük ki Akdeniz'in kendine has tuzluluğu ve yoğunluğu var. Aynı zamanda kendine has canlıları barındırıyor. Sonra Atlas Okyanusu'ndaki su kütlesini inceledik ve Akdeniz'den tamamen farklı olduğunu gördük. Halbuki Cebeli Tarık Boğazı'nda birleşen bu iki denizin tuzluluk, yoğunluk ve sahip olduğu hayatiyet açısından eşit veya eşite yakın olması gerekiyordu. Oysa ki bu iki deniz birbirine yakın kısımlarda bile ayrı yapılara sahiptiler. Bunun üzerine yapmış olduğumuz araştırmalarda bizi şaşkına çeviren bir durumla karşılaştık. Çünkü bu iki denizin karışmasına birleşme noktasında bulunan harika bir su perdesi engel oluyordu. Aynı türden bir su engeli 1962 yılında Alman bilim adamları tarafından Aden Körfezi ile Kızıldeniz'in birleştiği Mendeb Boğazı'nda bulunmuştu. Daha sonraki incelemelerimizde farklı yapıdaki bütün denizlerin birleşme noktalarında aynı engelin bulunduğuna tanıklık ettik. Yeryüzündeki bir başka su engeli türü de tatlı su nehirlerinin denize döküldükleri Haliç ve deltalarda görülür. Hem üst hem dip akıntılarıyla birbirine karışması son derece mümkün olan nehirler, denizlere döküldükleri noktalardan asla tuzlu su ile karışmazlar. Eğer Allah bu iki su arasında karışmama kanununu koymasaydı, yeryüzündeki tatlı su nehirleri tuzlu deniz suyu ile karışır, içlerindeki ve çevrelerindeki canlılarla birlikte yok olup giderdi. Kur'an bu tatlı ve tuzlu suların karışmaması mucizesine bir başka ayetiyle şöyle dikkat çekmektedir. İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar. Rahman Suresi 19. ve 20. ayetler. Evet, hem denizlerin birbirine karışmaması hem de tatlı su nehirlerinin denizlere karışmaması Allah'ın kudretinin sonsuzluğunu gösterdiği gibi bu hadisenin 1400 yıl önce Kur'an'da ifade edilmesi de Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu ispat etmektedir. Zira bu bilgiyi o asırda yaşayan bir insanın keşfine dayandırmak mümkün olmadığı gibi o asırda yaşayan tüm insanların keşfine dayandırmak da mümkün değildir. 14 asır önce bir insanın tek başına bilimin ancak bu asırda keşfedebildiği bu hakikati keşfetmesi ve bunu yazması imkansızdır. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.